Teknopat'tan herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte MSI Cubi'yi inceleyeceğiz. Evet, bu kutunun içerisinde bir masaüstü bilgisayar var sevgili izleyiciler. Çok küçük bir bilgisayar. Günümüzde zaten küçük bilgisayarlar enerji verimliliği, böyle Home Theater PC denilen HTPC olarak özetlenen ev sinema sistemi gibi sistemlerde kullanılabilir. Evet Ali. Bunun haricinde ofislerde yerin daralmasıyla birlikte ofislerde de kullanılan farklı küçük bilgisayarlar var. MSI'nin Cubi'sinin zaten arka kısmına baktığımız zaman Energy Efficient PC diyor. Yani enerji verimliliği bu bilgisayar için en önemli nokta. Ali, enerji verimliliği için güncel teknolojileri kullanmamız gerekiyor. Cubi'de kullanılan teknoloji nedir? Şimdi yeni 14 nanometre Intel Broadwell işlemci kullanıyor Recep. Intel Broadwell işlemcinin içerisindeki grafik yongası kullanılıyor. System on chip dediğimiz cep telefonlarında kullanılan bir sistem vardır. Yani neredeyse her şey entegredir. Evet. Bunda anakartın üzerinde işlemciye entegre grafik yongası, beraberinde RAM, SSD ile birlikte çok küçük bir alanda ufacık bir bilgisayar ve işlemcisinin TDP değeri, Thermal Design Power dediğimiz bu ısı, güç tüketimine ortak tekabül eden değer sadece 15 Watt. Gayet iyi. Şimdi sistemin kendi enerji tüketimi de iddia edilene göre 30 Watt civarında Recep. Bunun yanında 21 desibel civarında çok sessiz çalıştığı söyleniyor. Kütüphanelerdeki sesin 40 desibel olduğu düşünülürse küçük bir bilgisayar, enerji verimli bir bilgisayar. Özellikleri temel olarak ilk başta dikkat çeken bunlar. Şimdi piyasaya sürülen 4 farklı işlemcili versiyonu var. Evet. Bunlardan bir tanesi Core i3, bizim inceleyeceğimiz model Core i3 işlemciye sahip olan U5005U modeli. Evet. Bunun haricinde i5'li bir model var. Çok fazla stoklarda piyasada görünmüyor. Onun haricinde Pentium'lu ve Celeron'lu çok daha hesaplı modeller var. Onlar artık biliyorsun Celeron ve Pentium işlemciler budget, yani hesaplı dediğimiz işlemciler kategorisine giriyor. i serileri daha yüksek performans veriyor. Şimdi i3 bizim tam bu Home Theater PC ya da ofis bilgisayarı olarak düşündüğümüz konuda çok ideal bir işlemci serisi. Ama bakalım bu Broadwell olan i3-5005U 2 GHz çekirdek hızıyla, çift çekirdeğiyle, 4 threadiyle, 4 tane işlem birimiyle bize neler sunacak? Bunun haricinde içerisindeki 128 GB'lık M-SATA SSD'si var. 802.11ac kablosuz ağ bağlantısı var. Ethernet girişleri var. Bütün bunların hepsini test edeceğiz. Ama öncelikle bunun boyutlarına bir bakacağız. Evet. O zaman istersen boyutlara bir yakından bakalım. Aynen öyle. Şimdi MSI Cubi küçük bir bilgisayar. Zaten kutunun boyutlarından elimize kıyasladığınız zaman görülüyor. Bunun içerisinde bütün kutu içeriği mevcut. Siyah rengi var, beyaz rengi var. Bunun dışında farklı bir renk seçeneği bulunmuyor. Yan tarafa baktığımız zaman Mini PC yazısını görüyoruz. Arka kısmındaki slogan daha çok anlam ifade ediyor. The Energy Efficient Mini PC. Enerji açısından verimli mini bilgisayar. Evet. Bu tarafına baktığımız zaman küçük boyutlar, alçak ses, Ultra HD 4K görüntü çıkışı ve farklı ülkelerde bulunabildikle ilgili bilgiler yer alıyor. Buradaki etiketimizi açıyoruz. Ardından bakalım kutu içeriğinden neler çıkacak. Bu şekilde çeviriyoruz sevgili izleyiciler. Açtığımız zaman öncelikli olarak karşımıza kitapçık çıkıyor. Devam ettiğimiz zaman bakalım Recep, MSI System Products Warranty Guide var. Bu garanti ile ilgili bir rehberimiz, bu tarafa aldım. Bunun haricinde bilgisayarımızla ilgili küçük bir kitapçığımız var. Nedir, ne değildir, genel bakış, beraberindeki adaptörler, RAM yuvaları, SSD yuvaları, gerekli olan teknik bilgileri aslında bunun içerisinden bulmak mümkün. Sürücü diskimiz çıkıyor. Driver, Utility, Manual ve Download website var. Bunların güncel sürümlerini her zaman internet sitesi üzerinden indirmeyi yeğlediğimizi belirtmeliyiz. Bunun haricinde beraberinde yine nasıl açılıp kapanacağına dair bir ibare geliyor. Çünkü bu barebone dediğimiz aslında kasa açılıp upgrade edilebilir, içerisine disk ve RAM takılabilir şekilde satılıyor. Yurt dışında pek çok kullanıcı Recep bunları böyle barebone sırf kasa olarak alıp, yani işlemcisiyle alıp RAM'ini, SSD'sini kendi takmayı tercih ediyor. Ama Türkiye'de işler birazcık farklı yürüyor. Türkiye'de kullanıcılar hazır bilgisayar almayı daha çok yeğliyor. Evet, bitmiş ürün. Aynen, bitmiş ürün olarak görmek istiyorlar. Burada süngerimiz var. Süngerin altında yer alan bu raf bizim 2,5 inçlik bir SSD ya da mekanik diski Cubi'ye takmamızı sağlayan adaptör. Cihazın boyunu uzatıyor aynı zamanda. Aynen. Şimdi cihazı yükselttiği için bunu direkt olarak içerisinde boşlukla çıkarmamışlar. Cihazı daha küçük boyutta kullanabilmen için bunu ayrı bir adaptör yapmışlar. Kasanın alt kapağını çıkarıp bunu taktığın zaman 2,5 inçlik bir adet yuvan oluyor. Zaten burada 2,5 inç HDD, yani sabit disk yazısını da görebiliyoruz. Bunu kenara çektiğimiz zaman içerisinden ürünün kendisi çıkıyor. İşte Recep, bilgisayar bu kadar bir şey. Birazdan bunu açıp içerisine bakacağız. Ama şimdi bu kutu içeriğini bitirelim. Alt kısımdan yine bir adaptörümüz daha var ama şu kısımları birazcık çıkartmak gerekecek. Burada Silica Gel var. Hep kullanıcılar sorar, merak eder. Bu Silica Gel neden kutuların içindedir? Bunu da bir açıklayalım hocam. Ürünün nemden uzak tutmak için Ali. Aynen öyle sevgili izleyiciler. Bunu farklı ürünlerde görürsünüz. Bu silikon kesinlikle yenmemesi, evcil hayvanlardan, çocuklardan, bebeklerden uzak tutulması gereken bir şey. Normalde bir zararı yok, nemi emiyor ama evrensel bir bilgi olarak, küçük bir bilgi olarak aklınızın kenarında durursa faydalı olacağını düşünüyorum. Burada güç kablomuzu görüyoruz. Bayağı uzun bir kablomuz var. Uzunluğuna biraz bakarız ondan sonra. Bunu adaptöre takacağız tabii. Tabii adaptörümüz de muhtemelen burada. Evet, yanılmadık Recep. Adaptörümüz de burada poşetin içerisinde geliyor. Kaç wattlık olduğuna birazdan yakından bakarız. Ama 60-65 wattlık bir adaptör olması gerekiyor. Bu kısımda da yine bir adaptörümüz mevcut sevgili izleyiciler. Bu bir VESA adaptörü. Evet, VESA adaptörü sayesinde ürünü monitörün arkasına sabitleyebiliyoruz. Aynen öyle. Böylece All-in-One PC'mizi kendimiz elde etmiş oluyoruz. İstediğimiz monitöre PC'yi monte edip hepsi bir arada bir bilgisayar elde etmiş oluyoruz. Ne oluyor? Ortada bir kasa olmuyor. Etrafta bir dağınıklık olmuyor. Hatta bunu sadece şey değil, sadece monitörleri değil, eğer uyumlu bir stand varsa ya da yerimiz varsa televizyonla da birlikte kullanmamız mümkün. Kutunun içerisinde son anda bir şey daha fark ettim. O da Recep, bunun gerekli olan vidaları. Evet. Montaj için gereken vidaları burada görebiliyoruz. Vidalar dışında da bir parçamız daha var. Bu da ne diyecek olursanız sevgili izleyiciler, bu bir SATA bağlantısı. Bunun bir ucunu sabit diskimize, 2,5 inçlik diskimize bağlayacağız. Burada SATA data, burada da SATA power bağlantısı var. Sonra bu diğer ucu da Cubi'nin içerisindeki gerekli olan bağlantılara bağlayacağız. Adaptöre baktığımızda da 19 volt 3.42 amper çıkışı olduğunu görüyoruz. MSI Cubi karşımızda sevgili izleyiciler. Yani beklediğimizden, kutunun genel boyutundan çok daha küçük bir bilgisayar. Elimi yanına koyduğum zaman elimden daha küçük kalıyor. Avuç içi kadar neredeyse olacak. Biraz daha büyük ama inanılmaz şirin, adını hak eden bir bilgisayar. Yani bunun içerisinde bir i3 işlemci var, bir de i5'li versiyonu var. Düşündüğün zaman gerçekten ilginç geliyor. Yani yanındaki şu adaptörün niye böyle sunulduğunu da anlıyorsunuz. Çünkü gerçekten çok alçak bir profili var. Burada açma kapatma tuşu yer alıyor sevgili izleyiciler. Şu an doğal olarak güce bağlı değil. Adaptörünü de sizlere gösterdik. Ama üstte MSI logosu, burada açma kapatma düğmesi, son derece sade, şık bir tasarım var, görünüm var. Siyah ya da beyaz görünümü bunun renkleri oturma odasına sırıtmayacak bilgisayarlar. Özellikle böyle ortalıkta çok fazla bilgisayar gözükmesini istemeyen insanlar için gerçekten ideal. Gözükse de küçük bir profille rahatsızlık vermeyecek bir bilgisayar. Bizim tam olarak incelediğimiz model Cubi 008XEU modeli. Evet, PSN serial number'ına da baktık. Oradaki sayıyı da, gerekli olan rakamları da makalemizde bulabilirsiniz. Videolarımızın altında gerekli olan bilgilendirme kısımlarında gerekli olan bağlantıları, kod isimleri veriyoruz. Şimdi Recep, Intel Broadwell'in Core i3-5005U işlemcisinin yer aldığını söyledik. 2 çekirdekli 4 işlem birimli bir işlemci bu. 128 GB M-SATA SSD, 4 GB DDR3 1600 MHz RAM'le geliyor. 802.11ac desteği var, kablosuz ağ bağlantısı ve bunu dual band olarak destekliyor. Bak, burada Intel dual band wireless'ı zaten görüyorsun. Evet. Burada Core i3 ibaresinde üzerinde etiketle özellikle belirtilmiş. Yine bu kısımda vidalar ayaklarının içerisine konumlandırılmış. Çok güzel bir tasarım. Vidaları söküp bu kısmı çıkartacağız. VESA aparatını takacağımız zaman da bak, burada vida yuvaları ve bunları kaydırma kısmı var. Geniş kısımdan vidayı içeriye soktuktan sonra bu tarafa kaydırdığımız zaman sabitlemiş oluyoruz sevgili izleyiciler. Aynı zamanda ızgaralar da burada yer alıyor. Fan ve soğutma bunun altında yer alıyor. Esas tasarımdaki zaten güzellik bu. Dışarıdan baktığın zaman, üst kısma baktığın zaman herhangi bir havalandırma ızgarası falan gözükmüyor. Sanki tamamen kapalı ve pasif soğutmalıymış gibi duruyor. Ama aslında içerisinde bir adet soğutma mevcut. Ali, dikkat ettiğim zaman bir de burada garanti etiketini görüyorum. Şimdi bu garanti etiketi muhtemelen ülkemizde ve bazı ülkelerde satılan modellerde geçerli olacak Recep. Normalde kullanıcılar yurt dışında bunu barebone olarak aldıkları zaman rahatlıkla açıp içerisinde parça değiştirebiliyor. Ama Amerika'da, Avrupa'da yaygın olan bu kullanım Türkiye'de pek yaygın değil. Bazı ülkelerde kullanıcılar dediğimiz gibi bitmiş son ürün istiyor ve garanti şartlarının bir parçası olarak da ürünün açılması istenmiyor. Şimdi burada tabi bu olayın nasıl olacağı MSI'nin kontrolünde. Bize gelen inceleme ürününde Warranty Void sticker olsa bile biz bunu açacağız. İçindeki bütün detaylara bakacağız. Bu konuda da makalemizde soru geleceğini tahmin ediyorum. Resmi bir açıklama olduğu zaman gerekli güncellemeyi altına not olarak düşeceğiz. Ali Kübi masanın üzerine çok şık duruyor. Önde de 2 tane USB 3.0 portu görüyoruz sanırım. Evet, 2 adet USB 3.0 portu önde Recep. Önemli nokta buradaki yıldırım sembolü sevgili izleyiciler. Bu hızlı şarj imkanına sahip olan bir USB portu. Mesela mobil bir cihazınızı şarj edecekseniz buna bağlayabilirsiniz. Burada combo, kulaklık ve de mikrofon portumuz yer alıyor. 3.5 mm ile ses çıkışı alabiliyorsunuz. Bunun yanında sabit diskle dışını görüyoruz. Şurada da arka kısımda bak görebiliyorsun hafifçe. Evet. Şeffaf açıldığı zaman normaldeki bir ışığı olması gerekiyor. Tabi bunu çalıştırdıktan sonra göreceğiz. Zira burada da yine açma kapatma tuşunun altında bir şeffaf kısım var. Şimdi bu ön kısım haricinde baktığımız zaman ölçülerin dikkat çekici olduğunu tekrar söyleyelim. Bu şekilde metreyi yanına koyduğum zaman Recep 12 santimden daha kısa olduğunu görebiliyorum. Evet. Aynı şekilde yükseklik olarak baktığımız zaman 4 santimin altında yer alıyor. Buradan geriye doğru da ölçelim bir derinliğinde ölçtüğümüz zaman yine 11 santim civarında. Resmi ölçüler doğru 115.2 mm, 112.2 mm, 42.7 mm. Yani yaklaşık olarak 11 santimetre karelik bir alan kaplıyor ve 4.3 santimlikte bir yüksekliği var. Bu çok küçük bir bilgisayar söylediğimiz gibi. Portların oranına baktığımız zaman da anlamak mümkün. Ali biz daha az ölçmüştük yüksekliği. Evet, şimdi baktığımız zaman 3.5 santim civarında bir yükseklik var. Ancak bunun bir tane sabit disk adaptörü var. Bu adaptörü de üzerine koyduğumuz zaman yükseklik değişiyor Recep. Şimdi baktığımız zaman yaklaşık olarak 5 santim olduğunu görüyoruz. Ama tabii monte etmedik. Alt kısmı çıkartıp şu alt kısmı değiştirdiğimiz zaman bununla birlikte olan yüksekliğini göreceğiz. Muhtemelen MSI'nin verdiği 42.7 mm yani 4 santimden birazcık uzun 4.5 santime gelen yükseklik bunun alt kısmı ile birlikte olan yüksekliği. Sağ tarafta Kensington kilidi var sanırım Ali. Evet Recep, bu sabitlemek için çok küçük olduğu zaman ister düşmesin diye ister yerinden ayrılmasın diye Kensington kilidiyle sabitleyebiliyorsun. Az evvel gördüğümüz garanti bandı da bu kısımda yer alıyor. Diğer kısma baktığımız zaman herhangi bir port yer almadığını görüyoruz. Tamamen temiz bir yüzey var. Ve en önemli kısım arka taraf. Evet, şimdi burada yine bir havalandırma ızgarası yer alıyor Recep. Bu kısımda adaptör bağlantımız mevcut. Buna güç girişini bağlıyoruz. Onun yanında HDMI portumuz ve mini display portumuz yer alıyor. Bu mini display port gerçekten çok önemli. Çünkü 60 Hz'de 4K görüntü çıkışı sağlayabiliyoruz. Özellikle medya streaming dediğimiz böyle ev içi, ofis içi medya yayını yapacağımız zaman bunu monitöre ya da bir televizyona bağlamak çok önemli. Aynı anda HDMI'dan ve mini display porttan görüntü verebiliyor. Ancak burada ince bir nokta var. 4K Ultra HD 60 Hz videonun bundan gösterilebilmesi, görüntü çıkışının alınabilmesi için en az Core i3 işlemci olması gerekiyor ve de RAM'lerin çift kanal takılmış olması gerekiyor. Bu MSI'nin resmi uyarısı sevgili izleyiciler. Yani bazı teknik kısıtlamalar var. i3'ün altındaki modellerle 4K Ultra HD streaming gibi özelliklere unutabiliriz. Zira onlar çok daha hesaplı modeller, pek çok özelliği desteklemiyorlar. Grafik yongaları da malum HD 5500'den çok daha zayıf oluyor. Şimdi bunun yanında gigabitlik Ethernet portumuz yer alıyor. Onun yanında 2 adet USB 3.0 Super Speed USB portumuz yer alıyor. Şimdi buradaki Ethernet portunun gigabit Ethernet olduğunu belirttik. Bunun yanında içerisinde henüz görmediğimiz ama yakından bakacağımız Realtek ALC283 ses yongası yer aldığını da belirtelim. Peki Ethernet portunun arkasındaki kontrolcü nedir? O Intel'in kontrolcüsü Recep. 3160 GB LAN var. Intel kontrolcüye sahip. Şimdi burada önemli bir özellik var. Wake on LAN yani ağ üzerinden uyandırma özelliği aktif. Yani bunu sevgili izleyiciler ağınıza bağladığınız zaman uzaktan ağ üzerinden uyandırabiliyorsunuz. Bilgisayarınızı açabiliyorsunuz, kontrol edebiliyorsunuz. Bu tür uzaktan yönetim için cihazları biliyorsun bazen uzaktaki bir panelin arkasına bağlayıp görüntü kontrolü için kullanabiliyorsun. O zaman işte Ethernet ve de AC-A bağlantısının önemi ortaya çıkıyor. Dual band üzerinden istersen 2.4 GHz, istersen 5 GHz'e erişip kontrol edebiliyorsun. MSI Cubi'nin içini açtığımızda ilk olarak karşımıza bellek modülü ve SSD çıkıyor. Evet, bellek modülüne baktığımız zaman SK Hynix, Güney Koreli dünyanın en büyük bellek üreticilerinden olan firmanın 4 GB'lık modülü çıkıyor. Tek bir adet modül var sevgili izleyiciler. Burada CL değerlerini görebiliyoruz. 11, 13, B4 diye beraberinde kodlar var. Bu DDR3 1600 MHz dediğimiz gibi tek bir modül takıldığını görüyoruz. Arka taraftaki yuva boş. Yani buna 8 GB daha RAM takabiliriz. 4 GB daha RAM takıp 8 GB RAM yapabiliriz. Ne kadar RAM destekliyor derseniz 16 GB'a kadar RAM desteği mevcut. Ancak ötesi için resmi bir destek belirtilmemiş. Nasıl upgrade edileceğini de göstermek istiyoruz. Bu şekilde buradan kenardaki çentikleri geliyorsunuz. Öbür taraftan da eşit şekilde geldiğiniz zaman... Tornavida'ya gerek var mı Recep? Tornavida çok da şart değil Ali. Akabinde RAM'i sökebilirsiniz. Ve altta boş slotu görüyorsunuz. Yani buraya ve buraya çift kanal olarak RAM takmak mümkün. Burada SSD'nin de tek bir yıldız vidayla buraya tutturulduğunu görüyoruz sevgili izleyiciler. Onun için de şimdi yıldız tornavidamızla onu sökelim. Bu şekilde yukarıya doğru kalkıyor. Kenara çıkartıyoruz. Altında bizim kablosuz ağ modülümüz yer alıyor. Şimdi bunu zaten kasadan sökerken, çıkartırken burada iki adet anten giriş olduğu dikkatimizi çekiyor. Bunların antenlerin bağlandığı yuvalar olduğunu, onları da tekrar takarken takmanız gerektiğini sizlere hatırlatalım. Cubi'de kullanılan M-SATA SSD Transcend tarafından üretiliyor. Evet, TS128G MSA370 model bir M-SATA SSD'miz var. Ben yurt dışında baktığım zaman bunun 60 GB civarında olan, 64 GB'lık olan sürümleriyle yine Cubi satıldığını gördüm. Türkiye'de baktığım zaman genel olarak stoklarda gördüğüm modeller klasik 120 GB'lık SSD'ye sahip. Intel'in 3160 NGW Wi-Fi modülünü kullanıyor sevgili izleyiciler. 802.11ac destekli. Bugün AC desteğiyle gigabit ethernete aratmayan hızlara ulaşabiliyoruz. Tabii ki buna tam hızla bağlanabilmek için ne gerekiyor? O evimizde ya da ofisimizde kullandığımız router'ın da AC destekli olması gerekiyor. AC destekli değilse, eski bir modelse, mesela N standartına, G standartına sahipse ne oluyor? Bu 802.11ac geriye dönük uyumlu G standartıyla da N standartıyla da bağlanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Bluetooth 4.0 desteklediği için Bluetooth aygıtları da bu cihazla birlikte kullanılmamızı yine bu yönde sağlıyor. Ali, Wi-Fi modülünün çıkartabilmesi çok hoş gerçekten. Cihaza Windows dışında işletim sistemi kurmak isteyen kullanıcılar daha uyumlu Wi-Fi modülleri takabilir. Evet, Cubi bu kadar ufak olmasına karşın zaten en büyük avantajı burada yer alıyor. Bak, M-SATA SSD'yi değiştirebiliyoruz. RAM'leri değiştirebiliyoruz. Wi-Fi modülünü değiştirebiliyoruz. Gerçekten bu boyutta insan masaüstü bilgisayarda olduğu gibi parçaların değiştirilebilir olmasını beklemiyor ama bunu başarmışlar. Ek 2.5 inç disk ya da SSD bağlamak istediğimizde kabloyu anakartın burasına bağlıyoruz. Ancak bu bağlama işlemi o kadar kolay değil. Yuvaya oturturken dikkatli olmanız lazım. Kenara köşeye fazla müdahale etmeden. Bir de üstüne üstlük bastırılması gerekiyor. Yani sertçe oturması gerekiyor ama çok hassas bir bileşen gibi gözüküyor. Özellikle tecrübesi az kullanıcılar ya da ilk defa bu tür bir bağlantıyı yapan tecrübeli kullanıcılar bile başta emin olamayabilir. Acaba oturttu mu, oldu mu diye. Ama sağlam bir şekilde oturduğu zaman anlayacaksınız. Ve diğer ucunda dediğimiz gibi SSD'mizi ya da mekanik diskimizi kullanabileceğiz. Uç kısımda montajın zor olduğunu söylediğimiz kısım işte burası sevgili izleyiciler. Buranın asimetrik olduğuna dikkat edebilirsiniz. Bu kısımda daha büyük bir boşluk var. Bu yukarıdaki dişler de boşluğa oturacak. Ama kalemin ucu yanında gördüğünüz gibi ne kadar büyük kalıyor. Buradaki yine mesele onun boyutlarının çok küçük olması. PCB'nin üzerinde BIOS resetlemek için bir de jumper yer alıyor. Evet, eski sabit disklerde gördüğümüz jumperları artık böyle nadir yerlerde görebiliyoruz. Bunu çıkartıp bir soldakine takıyoruz. Ondan sonra tekrar eski yerine alıyoruz değil mi hocam? Kesinlikle ve bu işlem BIOS'u sıfırlıyor. PCB'nin öbür yüzünde işlemcimizi görüyoruz. Evet, işlemci üzerine monte edilmiş, sabitlenmiş bir işlemci sevgili izleyiciler. Yani ne işlemciyi değiştirebiliriz ne de işlemcinin içerisindeki grafik yongayı değiştirebiliriz. Bunlar sabit, bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Evet, BGA ara birimini kullanıyor. Ball Grid Array dediğimiz bir tür var. Normalde LGA nedir? Land Grid Array. Evet. Şimdi bir tanesini takabiliyoruz, çıkartabiliyoruz. Diğerini hiçbir şekilde çıkartamıyoruz. Çünkü dediğimiz gibi lehimli, üzerine sabitlenmiş bir durumda. Bu peki neden sabitleniyor derseniz dizüstü bilgisayar bileşenlerinde, cep telefonlarında hep bu şekilde sabitlenmiş bir üretim yapılıyor. Hem üretim daha kolaylaşıyor hem de zaten değiştirilmesine pek gerek olmayan çok küçük parçalarda kullanılıyor. Recep, burada üzerinde çok da küçük bir soğutucu yer aldığını görüyoruz. Kesinlikle Ali. Şimdi Broadwell sevgili izleyiciler 15 Watt TDP değeriyle gerçekten ısı üretmeyen, eskisine göre %30 daha az güç tüketen ve grafik yongası içerisindeki Intel HD Graphics 5500 %40 daha fazla performans veren yeni nesil bir işlemci. Bunun Core i3-5005U modeli 2 GHz frekansında çalıştığı için 2 tane fiziksel çekirdeği, 4 tane de işlem birimiyle gayet güzel bir performans verirken çok da ısı üretmiyor. Zaten önemli olan da bu. Sıcaklığın yükselmemesi cihazın ufak ve minik bir soğutmayla çalışılabilir yapılmasını sağlıyor. Aynı laptoplarda, dizüstü bilgisayarlarda olduğu gibi burada bir adet bakır ısı borusu var. Bu kısma dokunuyor. Alt kısımdan dolaşıyor ve buradaki fan sayesinde sıcaklık, ısı arka taraftan dışarıya atılıyor. Havayı da nereden çekiyor derseniz burada kasanın alt kısmında o gösterdiğimiz gözeneklerden bu havayı içeri çekiyor sevgili izleyiciler. Fanın anakart üzerine bağlantısı gördüğünüz üzere buradan yapılmış. Burada anakartın üzerindeki bileşenlerin son derece küçük bir alana yoğunlaştırıldığını görüyoruz. Mesela burada sarı bir parça var. Nedir burası? Evet Ali, BIOS pili. Şimdi BIOS pilini bu şekilde üzerine yapıştırmışlar. Tutup çıkartıp kenara aldığımız zaman ama bağlantısını kesmediğimize dikkatinizi çekerim. Altından Realtek'in yongası çıktı. Realtek'in ALC283 model çipi. Evet, gerçekten görmesi çok zor, çok küçük bir çip sevgili izleyiciler. Bunun burada üzerinde Mr. Krab'a benzetiyorum ben. SpongeBob SquarePants'teki Bay Yengeç vardı. Ona benzetiyorum logoyu. Onun üzerinden tanıyabiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Evet, ben daha çok çip adama benzetiyorum Ali. Böyle yongalardan yapılmış, yongadan bir adama benziyor değil mi? Evet. Yani Realtek'i seneler senesi artık göre göre böyle bir tanıdıklık gelişti aramızda. Logosundan tanıdıktan sonra üzerinden kod ismini kontrol ediyoruz. Evet, hemen o Realtek yongasının az sol alt kısmında da BIOS çipini görebildiğimizi belirteyim. Şurada ufacık bir nokta var. Bu bilgisayarımızın açma kapatma düğmesi sevgili izleyiciler. O dışarıda gördüğümüz kocaman tuş aslında bir plastik parçasını ya da metal parçasını burada aşağıdaki bu kısmın üzerine itiyor ve buna dokunduğu zaman açma kapatma işlemi gerçekleşmiş oluyor. Şimdi cihazın ön kısmına bakarken sabit disk ışığın orada sanki ekstra bir yuva daha vardı. Evet, ama burası boş bırakılmış Recep. Ali, burada baktığımız zaman ufak bir kod görüyoruz. D9IR1 yazıyor. Evet, şimdi burada bir şey olacakmış ama konulmamış. Evet, sağda HDD LED var ama solda IR yani infrared konulacakmış, konulmamış. Bu da nedir? Kumanda alıcısı. Evet, infrared ile uzaktan kumanda konulacakmış, bir Home Theater PC olarak tasarlanacakmış. Herhalde mühendisler Recep, belki gelecek bir modelinde bu özelliği ekleriz diye bu özelliği hala burada yuvayı açık bıraktılar. Bakalım, belki önümüzdeki günlerde gelen modellerde olabilir ya da tamamen tasarımdan çıkarıp vazgeçtiler. Kullanıcıların buna ihtiyacı olmadığını düşündüler. Bunu bilemiyoruz ama ilginç. Gerçekten PCB'yi incelediğiniz zaman bakın böyle ilginçliklerle karşılaşabiliyorsunuz ve de mühendislerin neler yaptığını, hiç anlatılmayan hikayenin bir kısmını buradan yakalayabiliyorsunuz. Acaba açık kapalı ışığı mı dediğim başta, bu arka tarafında bir şeffaflık olan kısım, işte burada infrared portu planlanmış. Ama üzerine sonra HDD sabit disk LED ışığının burada etiketi yapıştırılıp o delik iptal edilmiş sevgili izleyiciler. Doğal olarak açma kapatma ışığı yani açık olma ışığı açma kapatma tuşunda yer alıyor. Sabit disk LED'i burada yer alıyor ama buradaki o yuva kapatılmış. Son olarak ürünün anakartının kod adının MS-B0961 olduğunu da belirtelim. Evet, bu kısımda görebiliyorsunuz. Cubi'nin Wi-Fi antenlerinde kasanın içinde olduğunu belirtelim. Evet, burada bir tanesi bu taraftan uzatılmış, diğeri bu tarafta. Bu ikisinin Wi-Fi yongasına bağlanması gerektiğini belirtmiştik. O da burada yer alıyor sevgili izleyiciler. Bunun üzerindeki bağlantı yuvalarını oturtmamız gerekiyor. MSI Cubi'nin bizdeki sürümü FreeDOS ile geliyor. Evet, FreeDOS ile gelmesi bir avantaj. Çünkü beraberinde ekstra Windows lisansına bir ücret ödemiyoruz. Neden? Kendi Windows lisansımız olabilir. Kurumsal kullanımda zaten şirketler toplu alım yapıyor Recep. Yani perakende fiyatı o işin içine katılmamış oluyor. Bir de tabii ki kullanıcı gönlü arzu ederse Linux da kurabilir. Kesinlikle Xbox Media Center gibi farklı alternatiflerden yararlanabilirsiniz. İlla Windows'a mecbur değilsiniz. Aynen öyle. Tabii biz şimdi Windows 10 kurduk. Hemen sürücülerini tanıdı. Gayet güzel bir karşımıza Windows 10 ekranı çıktı. Artık DirectX 12 ile birlikte zaten hızlı bir şekilde Windows 10'a geçiş olacak. Evet. Şimdi şurada sağ tıkladığımız zaman buradan bir sisteme gelelim. Evet. Bilgisayarımızın özelliklerini buradan görebiliyoruz sevgili izleyiciler. Core i3-5005U işlemci, 2 GHz'ında çalışıyor, 4 GB belleğimiz var ve 64 bit Windows kurduk. Evet, şimdi bütün bunlar kurulu, Windows 10'umuz hazır. Bu sistemin tabii doğal olarak izleyeceğimiz performansını merak edecek. Evet Ali. Burada performansı ölçmek için, bunun içerisindeki dahili grafik yongasının performansını görmek için örnek bir oyun çalıştıracağız. Daha önce pek çok ekran kartı testinde kullandığımız, bu tür dahili sistemlerde kullandığımız Counter-Strike Global Offensive'i çalıştıracağız. Bakacağız. Genelde bu tür entegre grafik yongalarına karşı biliyorsun eski günlerden kalan belli önyargılarımız hala mevcut. Ancak HD Graphics'in yeni sürümleriyle birlikte ofis kullanımının ötesine geçen bir grafik performansı sağlandığı da aşikar. Counter-Strike Global Offensive'de 1920x1080 çözünürlükte oynuyoruz oyunu. Evet, Full HD'de açtık. Şimdi entegre bir grafik yongası kullanıyoruz. HD 5500. Bakalım Full HD'de ne alıyoruz? Çatışmamız sürüyor bir yandan. Adam öldürdükçe silah aldığımız bir oyun modundayız bu arada. Evet Ali, bu arada FPS yer yer 20'lere kadar düşüyor. Recep, doğal, bu bir oyun bilgisayarı değil, bunu biliyoruz zaten. Ama FPS'de FPS oynayabilmek bu tür bir bilgisayarda, yani elimizden daha küçük bir bilgisayardan bahsediyoruz. i3'ün içerisindeki grafik yongasından bahsediyoruz. Gayet güzel. Yani cihazın 3D yetenekleri sevgili izleyiciler, oyun oynatmaya yetecek kadar, Steam'i rahatça çalıştırmaya yetecek kadar güçlü ve bu sistemde pek çok başka işlemi, multimedyayı, eğlenceyi rahatlıkla yapabileceğimizi gösteriyor. En düşük ayarlarda kaç FPS alacağımıza da bakalım. Evet, 1080p'den Full HD'den feragat etmiyoruz sevgili izleyiciler. Bu önemli bir nokta. Yine bakıyoruz. Yine 30 FPS civarında gezdiğimizi görüyoruz. Evet, az önce 20 FPS'ye kadar düşüyordu. Şimdi biraz daha 25 FPS, en azından 5 FPS daha elde ettik diyebiliriz. Şimdi buradan hala ateş geliyor doğal olarak. Bakalım. Birazcık hareket edelim içeride. Sağa sola bakalım. Eyvah, şarjörümüz bitti. Ama botlar neyse ki çok da şey değil Recep. Evet. O açıdan çok bir sıkıntımız yok. Ah. Ne kadar botlar bot olsalar da kalabalık oldukları zaman bizi öldürebiliyorlar. O 5 FPS biraz fark etti Recep. Şimdi 20 FPS'ye düşmek hoş değil. 23 FPS'nin altına düştüğünüz zaman görüntü zaten iyice bulanıklaşıyor. Doğru. Tabi yine ideal bir oyun bilgisayarı olduğunu söyleyemeyiz. Zaten MSI'nin de böyle bir iddiası yok. Cube'nin amacı dediğimiz gibi bu değil. Bu genel olarak bize 3D multimedya performansını gösteriyor. 3DMark ile de sistemin bir değerlendirmesini yapalım. Evet, hangi testi uygulayacağız Recep? Ali, Skydiver'ı çalıştıracağız. Skydiver bu tür cihazlar için uygun sevgili izleyiciler. Şimdi benchmark çeşitli 3D grafikleri ekranımıza getirecek. ...2275 puan elde ediyoruz. Evet, bu 2275 puan neye delalet ediyor sevgili izleyiciler? Bunu yorumlayalım. Ali, çok güçlü bir grafik performansı söz konusu değil. Zaten grafik performansı açısından da değerlendirmeye tabi tutmuyoruz. Baktığımız zaman genel olarak ofis bilgisayarları kategorisinde yer aldığını görebiliyoruz. Passmark ile de CPU performansımıza bir bakalım. Evet, işlemcimiz bakalım nasıl bir performans veriyor. Testimiz tamamlandı. Evet, Intel Core i3 5005U modelin performansını görüyoruz burada. 3030 puan elde ettik. Bu da Core i5'dan %33 oranında daha yukarıda. Şimdi Recep, bunu sadece puan olarak nitelendirmek aslında çok da anlam ifade etmiyor. Doğru. Senin dediğin Core i5'e göre daha güçlü olması güzel. Çünkü yakın geçmişte bu işlemciler yaygın kullanılıyordu. Pek çok kullanıcıda Core i5, işte Core i5 gibi işlemciler var. Doğru. Hatta hala piyasada böyle Core i3 57 diye işlemciler satılıyor ama biliyorsun bazılarının nesli eski oluyor. Kullanıcı da kaçıncı nesil ya da kod ismi diye dikkat etmeden ona göre tercih yapabiliyor. Doğru öyle. Şimdi bu işlemci mesela birkaç nesil önceki bir i7'ye göre ne durumda? Ali, o tabloya da bakalım istersen. Hemen burada Passmark'ın kendi tablosu var. Burada işlemcimizi görüyoruz fakat burada daha düşük puan alan bir varyantı var. 2992 puan almış. 3030 puanda baktığımızda şurada yer alması gerekiyor. Evet. Bu da Ali, ikinci nesil bir Core i7'den daha hızlı olduğu anlamına geliyor. Yani işlemci satın alırken ya da işlemci dahil bir platformu satın alırken sevgili izleyiciler, işlemcimizin nesli, jenerasyonu da performansı için son derece önemli. Sadece kod ismi önemli değil. Yeni nesildeki bir i3 çok eski nesildeki i7'lerden daha güçlü olabiliyor. Bu da günümüzün kullanım şartlarıyla baktığımız zaman Recep, ofis işleri için ziyadesiyle yeterli ve gayet düzgün, güzel performansa sahip bir işlemci oluyor. Cihazın içerisinde gelen 128 GB'lık M-SATA SSD'nin performansına da bakalım. Evet, çünkü günlük hayatta ofis belgelerini alıp atarken, büyük dosyaları aktarırken hep buna ihtiyacımız olacak. Bir multimedya bilgisayarı olarak kullanırken de en çok ne yapıyoruz Recep? O koca koca multimedya klasörlerini bir yerden bir yere taşıyoruz. Şimdi burada aktarırken USB 3.0 arayüzü çok güzel. Bu tür bir bilgisayarı kullanırken harici bir USB 3.0 diskiniz varsa özellikle çok rahat ediyorsunuz. Ama içerisindeki sabit diskin performansı, SSD'nin performansı da çok önemli. Ali, sonuçlar gerçekten iyi. Recep, sonuçlar şaşırtıcı. Yani 530 MB, 531 MB okuma oranı ve 149 MB yazma oranı gerçekten başarılı. Özellikle çok hızlı okuma olması gerçekten güzel. Şimdi bu tür hesaplı ve küçük bilgisayarlarda çok yüksek okuma hızına sahip SSD kullanılmasını da beklemiyoruz. Çünkü SSD'lerin de türleri var sevgili izleyiciler. Hesaplı SSD türleri kullanılabiliyor maliyeti kısmak için. Burada okuması gerçekten 531 MB ile gerçekten çok yüksek olan bir SSD kullanılmış. Yazma hızı tabii ki bu oyun bilgisayarlarında kullandığımız ekstrem SSD'ler kadar yüksek değil ama 149 MB da gayet iyi bir değer. Chrome 64 bit ile bir de Peacekeeper testi yapalım. Evet Recep, bu tür bir medya bilgisayarında bile kullanıcılar çoğunluğu Chrome kullanıyor. Doğru. Alışkanlıklar var, eklentiler var. Bakalım Peacekeeper'da bize nasıl bir test sunacak? Bu tür giriş seviyesi ofis bilgisayarı performansına sahip cihazlarda internet tarayıcı performansı önemli. Çünkü kullanıcı internet tarayıcı yavaş çalışırsa, takılırsa, düşük performans verirse trafikte kalmış gibi sinirleniyor. Biz bunu istemiyoruz. Bakalım burada bize nasıl bir performans sunacak? 3213 puan elde ettik. Siz de kendi bilgisayarınızda testi gerçekleştirip bu skorla karşılaştırabilirsiniz. Evet, güçlü bir ofis bilgisayarı olarak kullanılabilecek derecede internet tarayıcı performansı var. Çünkü bunun altındaki Celeron'larda, Pentium'larda test yaptığınız zaman doğal olarak bu tarayıcı test sonuçları bundan çok daha düşük oluyor sevgili izleyiciler. Google'ın Octane testini de gerçekleştirelim. Evet, Octane 2.0 testi. Bu testten de 18.275 puan elde ettik. Ve son olarak BrowserMark ile de bir tarayıcı testi yapalım. BrowserMark'ta da 4511 puan elde ediyoruz. Yine bu tür testleri siz de bilgisayarınızda yapıp kıyaslayabilirsiniz sevgili izleyiciler. Dediğimiz gibi tarayıcı işlemleri için gayet güçlü. Evet, burada bir not da düşmek istiyorum Ali. Your desktop with this browser is faster than 70% of all desktops diyor. Yani piyasadaki diğer masaüstü bilgisayarların %72'sinden daha yüksek bir performans elde etmişiz. Burada masaüstü bilgisayarların tarayıcı testine tabi tutulması için Recep, benim tahminim genel olarak ofis tarayıcısı, ofis bilgisayarı tarzında bilgisayarlar oluyor. Evet. Şimdi 3DMark gibi testlerde biliyorsun genellikle güçlü oyun bilgisayarları test ediliyor ama tarayıcı testleri genelde biraz daha zayıf bilgisayarlarda yapılıyor ya da ofis amaçlı bilgisayarlarda yapılıyor. Burada tabii ki tarayıcının kendi teknolojileri de teste tabi tutulduğu için puanlamanın bir kısmı da Chrome'un şu anki sürümünden kaynaklanıyor. Bir de bilgisayarın yeniden başlatma hızına bakalım. Evet, kronometre tutarak bir ölçelim bakalım. Kapanıp açılması ne kadar sürecek? 3, 2, 1. 26 saniye. Evet. Masaüstünü görmemiz bu kadar zaman aldı sevgili izleyiciler. 802.11ac bağlantımız ve 100 megabit internetimiz var. Bakalım bunun ne kadarına ulaşabiliyoruz kablosuz ağ üzerinden. Evet hocam. Normalde iyi bir günde 95 megabit vermesi gerekiyor. 93 görülen günlerde oluyor. Biraz üzerine çıkılan günlerde oluyor ama takribi olarak kablosuz ağ üzerinden bu hızlara ulaşmak gerçekten iyi bir değer. Bakalım ne kadar hız alabiliyoruz. 92-93 yukarıya doğru hafif zorluyor. 95'i gördük. Gayet güzel. Tabi testimizin bu esnada ping süresi de önemli. Ping 11 milisaniye, yani kablosuz ağ üzerinde olmamıza karşın yurt içi bir sunucuya bağlanırken gayet iyi bir ping değeri elde ediyoruz. Şimdi gönderme hızını da bir görelim. Gönderme hızı da olması gereken değerlere yaklaşıyor. 4 megabitin tamamını göremiyor zaten. 3.80, 3.85, hatta 3.90'ı bile gördük. Gayet güzel Recep. Kablosuz ağ üzerinden sevgili izleyiciler 802.11ac destekli bir routerınız varsa, modeminiz bağlanıyorsa bu ağ sayesinde gerçekten hızlı bir şekilde internete bağlanabilirsiniz ve MSI Cubi'yi Ethernet kablosu çekerek bağlamanıza gerek kalmaz. Bu tabi bizim başka hangi koşullarda işimize yarıyor? Bunu bir Home Theater PC, ev sinema sistemi bilgisayarı olarak kullanırken ağ üzerinden hızlı bir şekilde film izlemek istediğimizde, dosya almak ve göndermek istediğimizde hep bu AC standardı bizim işimize yarıyor. Merak edenler için sistemin 4K video oynatıp oynatamadığına da bakalım. Evet, 4K videoyu gayet rahat oynatıyor ve bu esnada sistemden ne bir ses yükseliyor ne bir sistemde zorlanma oluyor. Sistem son derece rahat bir şekilde bu yüksek çözünürlüklü videoyu oynatabiliyor. Evet. Şu an çoğu bilgisayar, eski bilgisayar 4K video oynatmakta zorlanıyor. Bunun aslında sebeplerinden bir tanesi de gerekli donanımsal ve yazılımsal, bazen komut setleri, bazen orada gereken bileşenlerin eski bileşenlerde, eski parçalarda olmaması sevgili izleyiciler. Ama günümüzde artık 4K videoyu yeni nesil işlemcilerle, yeni nesil grafik yongalarıyla gayet rahat oynatabiliyoruz. Evet, üstelik bunu işlemci 2 GHz'e çıkmadan 0.8 GHz'e yapıyor ve bu da %5 CPU kullanımına tekabül ediyor. Şimdi bu kadar minik bir PC'de ısınma sorunu var mı? Bunu da merak ediyoruz. Evet, şimdi bir bottleneck olacak mı? Daha doğrusu ısınıp böyle frekans düşmek zorunda kalacak mı? Kalmayacak mı? Bunu bir görelim. AIDA 64'te ses sesimizi başlatalım. Sıcaklıklar hemen yükselmeye başladı. Sıcakların yükselmesi doğal ama benim esas dikkat ettiğim nokta Recep, sesin yükselmemesi. Fanın sesini duymak için böyle muhteşem bir sessizlik olması lazım. O zaman bile bir fan sesi gibi gelmiyor. Çok çok uzaklardan bir ses gibi geliyor. Şimdi bunu çok güzel bir şekilde MSI özetlemiş Recep. Kütüphanedeki ses 40 desibel. Bunu başka firmalarda örnek verdi. Ama cihazın çıkardığı ses 21 desibel civarında. Hatta resmi verilerle 21.7 desibel. Bugüne kadar kullandığımız, içerisinde soğutma olmasına karşın en sessiz çalışan bilgisayarlardan bir tanesi. El kadar, üstüne üstlük çok da iyi soğuyor ve de ses çıkarmıyor. 7 dakikadır testi gerçekleştiriyoruz ve sıcaklıklar 68'den yukarı çıkmıyor. Şimdi normalde testi uzatmak için bu sıcakların ufak ufak da olsa tırmandığını görmemiz gerekiyor. Evet Ali. Ama sıcaklıklar hep aynı seviyede kalıyor sevgili izleyiciler. Soğutma etkin bir şekilde sıcaklığı hep aynı seviyede tutuyor. Gerçekten şaşırtıcı. Bu kadar küçük bir bilgisayarın içerisinde nasıl soğuyor? İçini açıp baktığımız zaman aslında gördük. Tasarım buna çok uygun sevgili izleyiciler. Alttan aldığı havayı o fanın içerisinde arka taraftan tahliye ediyor. Zaten işlemci 15 Watt TDP değerine sahip. Kesinlikle ve en son teknoloji 14 nanometre kullanıyor. Evet, thermal design power dediğimiz bu. Gerçekten ısı seviyesi sayesinde işlemci zaten çok yüksek bir sıcaklık üretmediği için çok rahat bir şekilde soğutulabiliyor. Evet sevgili izleyiciler, sizler birlikte MSI Cubi'ye yakın olmaktayız. Evet, evet. Recep, şimdi bilgisayarın ufak boyutları gerçekten çok çekici. Kesinlikle. Günümüzde küçük boyutlu bilgisayarları seven pek çok kullanıcı var. Biz de yorumlardan takip ediyoruz. Teknopat sosyaldeki konulardan takip ediyoruz. Amacına uygun bir bilgisayar olmuş sonuç değerlendirmede baktığımız zaman. Nedir bunun amacı? Evde bir medya bilgisayarı olarak kullanmak. İş yerinde bir ofis bilgisayarı ya da yine bu tür belli işleri yapmak, belli bir monitöre bağlayıp sunum yapmak, evet, belirli videoları göstermek, belirli belgeleri göstermek, belirli ofis dokümanlarıyla çalışmak, internet tarayıcı çalıştırmak gibi temel işler. Doğru. Burada tabii ki Pentium ve Celeron'un işlemci tercihleri de var. Daha uygun fiyatlı. 1000 TL'nin altında piyasada bulunan farklı seçenekler mevcut. Evet. Ama i3'ü seçenekteki gerçekten bu yeni nesil Intel Broadwell i3 5005U'nun performansı 2 GHz çekirdek hızıyla birlikte, beraberindeki 4 GB DDR3 1600 MHz, 128 GB M-SATA SSD bunu daha güçlü, daha ferah, daha akıcı bir hale getiriyor. Kesinlikle. Yani bir ofis bilgisayarı olarak bu i3'lü modeli kullanmak gerçekten çok daha rahat oluyor. Bir de burada tabii 4K videoyu ben bununla oynatacağım diyorsan, 4K televizyona HDMI üzerinden bağlamak gibi bir düşüncem varsa, arkadaki HDMI portundan, DisplayPort'tan bağlamak gibi bir düşüncem varsa 60 Hz 4K görüntü almak için bunun i3'lü modelini en azından kullanman gerekiyor. Bir de çift kanal bellek kullanman gerekiyor. Evet, biz testlerde 4K video rahatlıkla oynattık. 4K videoyu tabii 1080p monitörde oynatacaksan herhangi bir bağlantı şekliyle, herhangi bir işlemci konfigürasyonuyla bunu yapabilirsin. Daha önceki işlemcilerde de çok büyük sorun olmayacaktır. O noktada ortaya, işin içine kodekler giriyor, içerideki komut setleri giriyor, destekler giriyor. Performans aynı olur mu? Hayır. i3 ile performansıyla Celeron'un, Pentium'un performansı aynı olmuyor sevgili izleyiciler. Doğru. Bu noktada şunu söyleyebilirim. 802.11ac wireless internet bağlantı performansı iyiydi. Gigabitlik Ethernet portunun olması güzel. Bir medya bilgisayarı olarak kullanılabilir. Ama tabii ki harici ekran kartı olan bir oyun bilgisayarı değil. El kadar boyutlarıyla zaten bunun için içerisinde yer yok. Harici bir adaptörü var tabii. Bu küçük olmasına karşın o adaptörü de bunu mesela VESA standartıyla, VESA aparatıyla arkaya sabitlediğin zaman o adaptörü de ortadan bir şekilde kaybetmen gerekiyor. Doğru. Bunu planlarken yani sadece bilgisayarın boyutunu değil, beraberinde bağlayacağınız kabloların, arka taraftaki adaptörün boyutlarına göz önüne alabilirsiniz. Zaten detaylı yakın çekimlerde onlara baktık. Amacına uygun bir bilgisayar. Tabii burada artıları, en büyük artısı enerji verimliliği. Gerçekten çok serin çalışıyor, çok sessiz çalışıyor, çok az güç tüketiyor. Bu bağlamda ekonomik, uzun vadede sahip olmanın maliyeti de düşük. Şimdi sen bunun yaptığını yapmak için, video oynatmak için, temel işleri yapmak için, ofis bilgisayarı olarak kullanmak için çok güçlü bir bilgisayarı kullanırsan yakacağın elektrik miktarı çok daha fazla olacak. Gereksiz bir elektrik üretiyorsun sadece ufak basit bir iş için. Aynen öyle. Yeni jenerasyon 14 nanometre işlemcinin i3'ünü kullanmak, eski jenerasyonun çok güçlü sistemin işlemcisini kullanmaktan çok daha avantajlı. Aynı performansı bile elde etsen uzun vadede yaktığın elektrik faturası söz konusu oluyor. Evet, Cortado bir işlemci kullandığınız zaman 80 Watt bir TDP değeri var. Bütün sistem baktığınız zaman bir ampul kadar güç tüketiyor. Bu yarı yarıya güç tüketimine aynı performansı, hatta %30 daha performans sunuyor. Yani şimdi evlerdeki, iş yerlerindeki ampulleri, klasik ampul nasıl bırakmıyoruz? Onları evet, tasarruflu ampul yapıyoruz. Sadece Cubi için değil, yeni nesil dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için de geçerli bir genel prensip olarak enerji tasarrufunun artık bir yer edinmesi lazım. Kesinlikle. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ürünle ilgili eksiler neler Recep? Yani dikkatimizi çeken, olsaydı iyi olurdu dediğimiz özellikleri zaten yakın çekimde gördük. Evet. Hani bir kablosuz kumanda algılayıcısı mesela burada eksik. Özellikle HTPC olarak cihazı kullanmak isteyen kullanıcıların hoşuna gidecek bir özellik olabilirdi. Bir infrared alıcısı. Yani beraberinde bir uzaktan kumandası ya da ayrı bir klavye hareketi. Hadi artık kablosuz klavye hareketini her yerde buluyorsun. Evet. Bluetooth adaptörüyle kolayca takıyorsun ama uzaktan kumandayı baştan düşünüp sonradan vazgeçmeleri, bizim de onu orada görmemiz ilginç oldu. Ben başta hatta açma kapatma tuşunun LED'i burada mı yoksa burada mı diye böyle bir an şaşırdım. Sonra sabit disk LED'i, buradaki boş kısım açma kapatma LED'in de burada olduğunu gördüm. Dediğimiz gibi Home Theater PC amacı için bir de uzaktan kumanda dahil edilebilir. Kesinlikle öyle. Sizlerle birlikte MSI'nin Cubi minik bilgisayarını inceledik sevgili izleyiciler. Bütün sorularınız için Teknopat Sosyal'i kullanabilir. Makalemizin altında bizlere yorum yazabilirsiniz. Ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.